Edirne sayısı olarak şiddet başvurusu yazılı olan en yüksek illerden biri. Bu tabii Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden alınan rakamlara göre Türkiye'de kadına yönelik şiddet başvurularında Edirne'nin ilk sırada yer aldığını belirten Ağaoğlu, diğer taraflarda belki şiddet daha yüksek ama başvuru yok. Edirne'deki kadın kurumlara başvurması gerektiğini biliyor. Bu nedenle rakamlar yüksek dedi. Edirne Kadın Merkezi Dayanışma Derneği Başkanı Ağaoğlu, Adana'da 15-17 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 19. Kadın Sığınakları ve Dayanışma Merkezleri Kurultayı'na katılmadan önce Edirne yerelinde kadına şiddet ve bu yöndeki çalışmalarını paylaştı. Ağaoğlu, kurultayın henüz bileşeni olmasalar da bu yönde sıkı çalıştıklarını ve en büyük hedeflerinin Edirne'de kadınların sığınabilecekleri bir ana merkez, ilk ulaşabilecekleri nokta olmak olduğunu belirtti. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden aldıkları rakamların bir kısmını da paylaşan dernek başkanı Ağaoğlu, Edirne'de son 9 ayda sadece kadına yönelik 200'e yakın başvuru yapıldığını ifade etti. Yarısı, yarıdan fazlası bu kişiler cezaevine girmiş. Yani uygulamaya dahil olmuyor, işte tekrar kadının yakınına sokulmaya çalışıyor ve hapis cezası alıyor. Bu çok etkili çünkü artık erkek dilde, erkek egemen dilde hani şiddet yaptı ama kenarda kaldı değil, arkasından hapse girebileceği. Hakkını arıyor. Arıyor ve hapse girildiğini görülmesi de kamuoyunda müthiş ayrıca caydırıcı bir etkisi olacağını düşünüyorum. Edirne Kadın Merkezi Dayanışma Derneği ve Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak katılacakları kurultayda Edirne'deki çalışmalarını paylaşacaklarını söyleyen Ağaoğlu şöyle devam etti. Bileşeni olmayı hedefliyoruz kadın kurultayının. Şöyle bir çalışma olacak bu. Kadın yönelik şiddet konusunda biz de Edirne Kadın Merkezi Danışma Derneği'ni kurarken ara merkez, geçiş dönemi kadının ilk ulaşabileceği merkez olmayı hedefledik. Bu tabii bir günde olabilecek bir süreç değil. Hem bizim bu konuda yoğun çalışmalarımız gerekiyor, bu süreci geçmemiz gerekiyor. Onun için kurultayla ilişkimiz her zaman sürüyor Mor Çatı'yla. Şimdi bu 19. Kadın Sığınakları Kurultayı'nda da Edirne yerelindeki bu süreci paylaşmak istiyoruz onlarla. Ağaoğlu ayrıca kurultay öncesi Edirne Belediyesi ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile görüşüp bilgiler aldıklarını belirtti. Rakamların aslında bir başka yönden olumlu olduğunu da sözlerine ekleyen Ağaoğlu şöyle devam etti. Yani bunlar bize paylaşılan rakamlar ama son bu seneninkini sadece söyleyeyim. 9 aylık sürede 100'ün üzerinde 200'lerde gibi bir başvuru. Direkt. Edirne'de sadece şiddetle. Kadınların can güvenliği, yani sadece bir sıkıntıyla ufak bir sorunla geldiği değil, can güvenliği noktasında talep. 200'e yakın diyorsunuz. Evet. Daha ara bir istasyon.